Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Sancaktepe ilçesinin Sarı Gazi semtinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Bence şu anda yok. Yok. Bence var. Var. Şu anda yok. Yok. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Bana göre yok. Yok. Ülkenin kesinlikle erken seçime ihtiyacı var. Hatta direkt erken seçim olması bile istifa etmeleri gerekiyor. Yani nasıl şey yapıyorlar anlamıyorum. Bence gerek yok. Var. Hemen yapılmalı. Evet, hemen yapılmalı. Erken seçim olsa daha iyidir. Daha iyidir. Evet. Yok. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı efendim? Tabii ki var, evet. Evet. Var. Var. Hem de acil. Hem de acil. Yani bence var. Var. Hemen yapılmalı mı? Evet. Hemen olması bile seneye yapılması lazım. Tabii, bence yani. 5-6 ay sonra. Var abi. Var. Evet. Çoktandır var. Çoktandır var. Yani. Var. 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 Çok var. Çok var. 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 Vardı diye düşünüyorum çünkü şu an bir euro artık gitti yani, ne diyeyim sana, 10.000 lira gitti. Ekonomi şu an son safhada. Vatandaş şu an mutfağa gidemiyor. Yani mutfağa bir şey götüremiyor. Markete gidemiyor. Efendime söyleyeyim, pahalı. Son hadını açtı yani. Var tabii, niye yok bu ülkenin, bu tabii bu ülkenin bu hali böyleyken niye olmasın ki? Olsun, bence isteriz yani. Olsun. Evet. Vardır abi. Vardır. Vallahi ben bilmiyorum. Hiç karışmıyorum. Var tabii. Var. Yapılmalı. Var. Var tabii ki. Vardır efendim. Tamam. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Var. Bence hemen var. Tabii tabii, bence hemen yapılmalı. Çünkü işsizlik çok. Ekonomik kriz bayağı bir esnaf zor durumda. O yüzden bir an önce seçim yapılmalı. Bir erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçim? Olsun mu olmasın yani? Bence olsun yani. Abramıza geldi. Çakirliğe dayandı. Abi hem de nasıl olacak? Hemen. Hemen. Yarın olsun. Aynen öyle. Ben istiyorum ki bugün olsun. Bugün olsun. Var. Var, hemen olsun. Evet. Şu an şu pandemi dolayısıyla zaten bir süre sıkıntı yaşıyoruz. Ona gerek. Erken seçimde çok gerek yok yani. Gerek yok. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Şu anda çok ihtiyaç var. Şu anda erken seçimi muhalefet dile getiriyor ama onlar... Onlar diyorlar, tabii tabii, şu an erken seçimi halk istiyor. Yani muhalefet değil, aslında biz doğruluyoruz erken seçim olsun diye hep bilgiler atıyoruz ama muhalefet diyor ki ya işte kaybedeceksin. E tamam, çık bakalım seçime, kaybedeceksin. Zaten halk sana görev verirse devam edersin. Ama yok yani, adamlar kaybedeceğini biliyorlar. Artık AKP'nin bu ülkede yapabileceği bir şey kalmadı. Bir de ama şu da bir gerçek, AKP giderse bu ülkeye çok büyük bir enkaz bırakacak. Yani çünkü çok büyük bir enkaz bırakacak. Bunda bizim de nabalımız var. Çünkü biz de bunlara oy verdik. Bunun nabalını nasıl çekeceğiz bilmiyorum. Allah bizi affetsin diye. Allah bizi affetsin demekle olmuyor. Bu o öyle bir Tayyip şey yok. Ya o Tayyip'e bakma. Tayyip diyor da Tayyip kendine... Affetmez diyorsunuz. Ya onun affı olur mu abi? Oy demek vicdan demek. Bizim ya vicdan kandırdılar yani. Ama sonuçta kanmayacaksın, araştıracaksın. O yüzden artık AKP'ye git demenin zamanı geldi. Millet, gider mi efendim? Kaç oy alır? Kesinlikle gider. Eğer bu halk halen AKP gitmiyorsa ben doktora gider beynimi ölçtürürüm. Benim beynim daha normallik var mı diye ölçtürürüm. Çünkü tabii. Çünkü niye? Bu saatte sonra AKP'nin en yakın adamı bile AKP'ye oy vermedi. Yani çünkü vermez, adamında bir vicdan vardır. Yani tabii, onlara... Doktora gideceğim diyorsun. Tabii. Eğer AKP tekrar kazanırsa ben doktora gideceğim, beyin cerrahına. Eğer benim beynimde bir anormallik mi var acaba bu AKP yine kazandı diye sorurum. Var mı yok mu efendim? Var. Türkiye'nin düzelmesi için. Olsun olsun. Olsun. Erken seçime şu anlık var görünüyor. Var görünüyor. Aynen. Erken seçime ihtiyaç yok bence şu anlık. Yok. Yok. Olsun ama gene vermem ona baş. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Kesinlikle var. Kesinlikle hemen. Acilen, hele ki bu son yaşanan süreçte mafya, çete ve devlet ilişkisinin bu kadar ayyuka çıktığı bu süreçte acilen erken seçim. Var abi. Var. Vallahi onlar da onlar bilir, ben bilmiyorum. Tamam, erken seçime ihtiyaç var. Ne o var da abi, var, hırsızdır, o birileri hırsızdır. Bence yok. Yok.
Bence var. Hemen var. Efendim ihtiyaç var. Hemen var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu sizce? Var. Var. Ya işte ihtiyaç duymuyorum. İhtiyaç. Ne değişecek? Tamam. AK Parti kaybedecek diyenler var. Kaybetse ne değişecek? Kaybedecek. En azından gidecek. Tamam. Gidince ne olacak? Bilmiyorum. Belki iyi olur. Belki kötü olur. Yani önemli değil mi? Peki gidince kim gelecek yani? Tam kaybetmesi önemli değil mi ülkeyi? Tamam. Eğer onun yerine daha iyi birisi gelecekse kaybetmesi önemlidir. Kim gelecek? Gerekiyor. Gerekiyor. Acil bence. Acil var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var tabii ki yani. Şu anki yönetim yönetim değil de yani. Evet, ülkenin evet. Başına üşüşmüşler. Sömürüyorlar. Türkiye zengin bir ülke yani. Sömürüyorlar. Var. Hem de çok. Çok var. Vardır. Yoktur efendim. Yoktur. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var abi var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Çok acil olarak var. Yani yapılmalı mı? Yapılmalıdır. Onu da şöyle özetleyeceğim. Şimdi geçmiş yıllarda yani orta çağ dönemlerinde insanlık kendi gücünü ispat edebilmek için ya da kendi düşürünü yaratabilmek için savaş ve kılıçla savaşarak kendi düşüncesinin içerisinde bölgeleriyle geçirerek kabul ettirirdi. Bugünün günümüzün sistemi ise bu. Artık seçimlerin bir modern savaş biçimidir. Eğer siz bunlarından kaçınırsanız toplumların kaçınılmaz olarak tekrar kılıca ve kuşağa itersiniz. Bu da iç savaşlara sebebiyet verir. Ama gerek olmadan seçim lazım. Olmalıdır. Çok hızlı şekilde olmalıdır. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.